Tamam. Okey. Tamamdır arkadaşlar. O zaman şey yapalım, başlayalım. Şunu demiştim arkadaşlar. Yeni katılanlar için ismim Hüseyin. Yazılımla ilgili bildiklerimi genelde bu kanalda aktarmaya çalışıyorum. %99,9 şey oluyor. Kodlama ile alakalı oluyor. Öyle sadece anlatım değil. Bazen kitap okumaları oluyordu. Ama bu ara sadece kodlama ağırlıklı ilerliyorum. Bu seride Design Pattern'ı bu senenin sonuna doğru başlatmıştık. Bu yanlış hatırlamıyorsam üçüncü olması lazım. Factory Pattern. Factory Pattern'da bugün sizlere yine hands-on, günlük hayatta nasıl kullanıldığına dair bir şeyler anlatıyor olacağım. İsterseniz ekranımı paylaşayım. Ufak bir teori ardından da kodlamaya devam edelim. Kapatıyorum. Full screen. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yazılımda özellikle object oriented yazılım dünyasına girdiğiniz zaman object oriented konusuna baktığınızda burada muhatap olduğunuz şeyler neler? Objeler değil mi? Genelde de bu objelere baktığınız zaman ne yapıyorsunuz? Objeyi yaratmaya çalışıyorsunuz, değil mi? Günlük hayatta işte bu factory pattern'a baktığınız zaman bu aslında creational pattern'lardan olan, yani design pattern'ın 3 tane kategorisi var. İşte structural, creational bir de behavioral diye. Bu creational design pattern kategorisine giriyor factory. Genelde arkadaşlar mantığı şudur. Elinizde bir obje var, obje tipi var. Bu objeyi yaratmak istiyorsunuz. Yaratırken ne kullanıyorsunuz? Ya bunun constructor'ını kullanıyorsunuz değil mi? Mesela elinde bir product varsa new product diyorsun. Constructor üzerinden product'ın bir instance'ını yaratıyorsun. Bir kopyasını yaratıyorsun. Sonra ne diyorsun? Ben bir ürün yarattım diyorsun, değil mi? Bazen öyle şeyler olabiliyor ki bu yaratma aşaması bir constructor'ı çağırmaktan ibaret olmayabilir. Yani şanslıysan new product dediğinden default olarak neyse onu yaratmaya çalışıyor. Ama ya bu kompleks bir şeyse ya da işte içine 4-5 tane parametre alıyorsa ya da şunu düşünün. Yaratmak istediğin şey ürün ama bu ürünün birden fazla alt seçeneği olabilir. Ve bu alt seçenekleri yaratırken mesela product dediniz ama bu ne olabilir? Mesela telefon olabilir, değil mi? Kitap olabilir, bilgisayar olabilir. Şimdi new phone dersin, onun bir parametreleri var. New book dersin, kitabın bir parametreleri var. Ya da başka bir şekilde işte new computer dersin, onun bambaşka bir parametresi var. Genelde bu tarz şeyleri yaratırken şöyle bir şey istiyor olabilirsiniz. Ya ben bu objeleri yaratırken çok fazla şey bilmem gerekiyor bazen. Acaba bunları bilmeme gerek var mı? Bunları bilmeden sadece bende olan bir tane ya da iki tane bilgiyle bunları benim için yaratsa olabilir mi diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarz yapılarda factory pattern'ı kullanabilirsiniz. Peki bu factory pattern aslında ne yapıyor size? Herhangi bir objeyi yaratmak için size en optimal, yani en uygun seçeneği veriyor. Sen mesela vereceğin tek bir parametreyle ürün yaratırken arka tarafta hangisini yaratacağına kafa yormadan bu design pattern'ı kullanırsan çok daha rahat implementasyon yapabilirsin. Bir de şöyle düşünün arkadaşlar, aslında söylüyoruz ya, selam arkadaşlar yeni gelen. Şöyle şeyler söylüyoruz ya, factory pattern'ı kullandığınız zaman hani computer'ı, new computer dediğinde onun bazı parametreleri var. Computer'a, bilgisayara özel. New phone dediğinde telefona özel bazı bileşen özellikler var. Sen bunları bilmek zorundasın ya bunu kullanırken. Ama factor pattern'ı kullandığın zaman onlar bir arka seviyeye geçtiği için doğal olarak sen telefonla, bilgisayarla ya da kitapla uğraşmak zorunda kalmıyorsun. Yani bu tarz internal içeride kullanılan bilgiler dışarıdaki client'a
yansımamış oluyor. Kafan daha rahat oluyor sayede. Mantığı bu. Yani bir objeyi yaratmak için sana en kısa yolu sunuyor factory pattern'da. Bir de arka tarafta ne olup ne bittiği seni ilgilendirmiyor. Burada aslında avantaj olarak baktığımızda ne diyebiliriz? Modularity diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü şey düşünün arkadaşlar. Bu işlemi yaparken modül modül gezip yani modüller yaratıp factory pattern'la da o modül hangi modüle denk geliyorsa oradan alabiliyorsunuz istediğinizi. Testable sistem diyoruz. Çünkü şey düşünün arkadaşlar. Normalde siz bir objeye direkt olarak bağımlılığınız varsa şey diyorsunuz ya işte tight coupling dediğimiz olay var ya direkt bağımlılığın oluyor. Factory'de arkadaşlar bir parametrede bir modül yaratılıyor. Ötekisinde başka bir modül yaratılıyor. Ötekisinde başka bir modül yaratılıyor. Dolayısıyla arkadaki o modül mantığını bir şekilde moklayıp bu tarz sistemleri daha iyi test edebilirsiniz. Loosely coupled sistem dedik çünkü direkt olarak yaratmak istediğin nesneye bağımlılığın olmuyor. Genelde örneklerde şey görürsünüz. Elmaydı, animal'dı, arabaydı. Bunları factory pattern yaptılar ama her ne kadar oradan o olayı hemen kavrasan da günlük hayata geldiğimizde bunun nasıl olduğunu çözmek için biraz daha bizim sektörden örnek vermeye çalışacağım. Dezavantajları yok mu? Her şey gibi, diğer her şey gibi dezavantajlar illaki var. Lots of classes, objects. Çünkü factory pattern yaptığınız zaman en başta sen new phone diyordun. Tek class. Ama şimdi bir factory yaratıyorsun. O factory'nin üzerinden phone'u yaratıyorsun. Belki de factory'lerin register olması için bir sistem yazacaksın falan. Yani elindeki bileşenlerin malzemelerin sayısı artıyor. Dezavantaj olarak görebilirsin. Yani testable sistem yanlış oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir tane dezavantaj verebildim sadece. Şimdi şeye geçelim. Kodlamaya direkt olarak geçebiliriz. Şöyle hemen şeyi hazırlayayım. İdeyi hazırlayayım. Selam Mert. Bu arada hoş geldin. Demişiz. Tamam. Factory pattern. Böyle şey yapayım arkadaşlar. Size de tam ekranı paylaşayım. Diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Bir Go projesi yazacağız yine. Burada. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Go non init. Hemen bir tane Go projesi burada yazalım. Factory pattern. Bir tane Go modül projesi yaratıyoruz. Bundan sonra onu şeye veriyorum. Artık Go'larda buradan yürüyelim. Cross project. Şöyle. Umarım fontu falan bize uyar. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağız. Günlük hayatta baktığınız zaman bu faktörleri en çok görebileceğiniz yerler HTTP client kütüphanelerinde olabilir. Orada genelde client'ı yaratırken işte default client mi olsun yoksa retryable client mi olsun değil mi? Ya da kullanıcının içine konteks geçtiği, kontekstli bir HTTP client mi olsun gibilerinden seçeneklerinin çoğaldığı için burada bir factory pattern olabilir. Ya da bir data source olayında değil mi? Data source'ta ne yapıyoruz? Data source'un birden fazla çeşidi olabilir. Mesela biz bu örnekte MySQL ile in-memory
data source'unu göreceğiz. Bu ikisinin factory pattern'ını nasıl halledebileceğimiz konusuna bakacağız. Şimdi arkadaşlar, öncelikle günün sonunda elma da yaratsan, armut da yaratsan bunun bir meyve olduğunu biliyorsun, değil mi? Bu meyve benim için bir kontrakt aslında. Burada ben bir tane benim yaratacağım data store interface. Şimdi elimde bir data store var arkadaşlar. Burada içinde sadece tek bir tane imzası olacak bunun. O da şu. Find username. Tamam. Bana bir tane kullanıcı ID verilecek. Tamam mı? Bu int64 olabilir. Nihayetinde bana bir tane string verecek. Bazen de error dönebilir. Tamam. Böyle bir imzam var benim şu anda. Bu benim için data source. Daha sonradan arkadaşlar bunun değişik tipleri olabilir. Mesela type MySQL data store. Pardon. Bu struct ama. Şimdi bu struct'ın neyi olabilir sizce? URL'i olabilir. Değil mi? URL'i ya da içine bir URL ya da connection string olabilir, değil mi? URL dediğiniz şey string aslında. Bir de arkadaşlar bu bir store. Buraya geçeceğimiz client'ı daha merkezi, daha yukarıdan bir vererek yapmak mantıklı olabilir. Dolayısıyla ben şunu diyebilirim. Burada bir DB var benim için. Bu DB aslında SQL DB. Şu. Yani bu şeyi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Database SQL paketi var. Buradan direkt olarak import edip kullanabilirsiniz. Burada ne diyorum arkadaşlar ben? MySQL Data Source diye bir veri yapım var. Data Structure. İçinde URL'i var. Database'i var. Ama hala bu Data Store değil. Duck Typing'i hatırlayın arkadaşlar. Ben bu MySQL Data Store'a Data Store diyebilmem için şu koşulu sağlıyor olmam lazım. Dolayısıyla burada ben ne diyebilirim? Bir şey verebilirim, değil mi? Onun için bir receiver function yazabilirim. MySQL Data Source burada M diyelim mesela. Şimdi bakın şurada find username deyip ID'si int64 olan ve dönüş tipinde string ya da error döndüren dediğim zaman bakın hemen birbirlerini buluyorlar. Bundan sonra. Değil mi? Aslında MySQL Data Source bir data store'dur benim için diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar yapacağım şey şu. M'nin üzerinden DB'ye erişeceğim. Buradan bir query atacağım. Query'de şunu diyeceğim. Select the username from users where ID eşittir. Olarak bir şuraya da şey diyeceğiz. Ne verdiler bize? ID verdiler. Bunu söyleyeceğim. Peki bunun bir dönüş tipi olacak mı? Olacak. Handle error diyelim şurada. Hatayı sonra hallederiz. Şimdi burada şöyle bir mekanizma işliyor arkadaşlar. Yani Go'daki şey mantığı bu çoğunlukla. Siz ben burada query nokta scan ne kullanacağım? Destination olarak da username. Aslında sorguyu çalıştırdıktan sonra cevabı username'e koy. Username'e koy dediğimde bundan rahat bir şekilde diyebilir miyim? Bakalım. Bir tane kolonu döndürüyorum sadece. Belki burada bu kadar aklı var aslında. Eğer bir tane sonuç dönüyorsa ki ID veriyorum burada. Tekil sonuç dönmek zorunda. Username tek bir tane string dönecek bana. Bunu da buradaki username'i kestirebilir. Değil mi? Scan'de hata çıkabilir mi? Çıkabilir. Bunu da kontekstini yazarız şimdi. Ama nihayetinde şöyle düşünün. Query ve query atıyorum. Ondan gelen sonucu scan ile username'e bir şekilde render ediyorum. Hata varsa onu şey yapacak ama bu yeni bir değişken değil. Şöyle yapacağım. Ve buradan return username nil. Değil mi? Şimdi ne diyor? Dialect'i mi set edeceğiz? Change dialect. Ha, generic SQL ya. Aslına göre. So. SQL var mı? MySQL. Okay. Project SQL'de. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ne yapmış olduk? MySQL data source'unu tanımladık.
Receiver function'dan find üzerine dediğimiz için duck typing olayından bu artık benim için bir data source. Peki şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Bir tane daha veri yapımız olsun. Bu sefer type in memory data store struct. Bunu dediğimiz zaman bu in memory data store neyi olabilir? İçinde tuttuğumuz bir verisi olabilir değil mi? Dolayısıyla burada bir user'san bahsediyoruz. Bunun içinde ne olacak? Integer 64 key username'i de string. Burada user istedim ama anlayın işte şey yani. Username'leri tutacak yani. Bir de arkadaşlar burada sync nokta sync paketinden read write mutex'i alıyorum. Çünkü in memory map bu şey concurrent safe bir data structure değil. Niye? Çünkü aynı anda birden fazla eleman concurrent bir şekilde buna işlem yapmaya çalışırsa problem olacağından. Dolayısıyla burada şunu verdim. Birazdan göreceğiz nasıl olacağını. Şimdi yine bir receiver function yazıyorum. In memory data store. Buna da i diyelim. Bir tane pointer receiver verelim. İyi de arkadaşlar. Find username. Burada ID'sini verdim. 64. Dönüş tipi ne olacaktı? String error. Evet. Peki bu ne yapacak? Bunun yaptığı şey de arkadaşlar hemen şeyi kullanmamız lazım. I üzerinden mutex'i bir lokluyoruz. Yani find username'i ilk kim çağırırsa hemen çat diye bir kilitliyoruz yani burayı. Daha sonra da bu metodun çıkışında i nokta mutex alma. Şimdi arkadaşlar bu olay çok tehlikeli aslında. Yani bu mutexleri düzgün bir şekilde kullanmazsan bir mantık hatasında buradaki fonksiyonu yani resource'u sonsuza kadar kilitleyebilirsin. Bu da başınızı ağrıtabilir. Dolayısıyla genelde ideler falan bunu size söyleyebiliyor bazen ama bazen de söyleyemeyebilir. O yüzden resource'u kilitlediğiniz zaman ciddi performans problemlerine sebep olabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada arkadaşlar nerede yaşayayım ben? i.users'ın içinden ID vererek bana user'ı döndürdüm. Bir tane lokal değişken bana verdim. Burada şey diyebiliyorsunuz. Aslında username döndürüyor. Bir de burada okey. Okey mi değil mi? Var mı yok mu? Bunu döndürebiliyorsunuz. Burada koşul da verebilirsiniz. Mesela eğer elinde böyle bir şey yoksa hata döndürebilirsin bunun için. Diyebilirsin ki return username olarak hiçbir şey döndürmüyorum. Error ve ne diyebiliriz? User name with ID %de not found. ID ne burada? Bildiğimiz ID'yi veriyorum. Güzel. Normal durumda da username nil. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada tıkladığım zaman elimde iki tane in memory data store ve MySQL data store var. Yani bu şu anlama geliyor. Ben bir factory pattern'ı kullanmak istediğim zaman burada çıktı olarak in memory data store ya da MySQL data store kullanabilirim. Aklımda bulunsun diye. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var değil mi? Öncelikle ben bunları nasıl yaratıyorum onu bir biliyor olmam lazım. Yani eğer bu yapıyı bilmezsem fazla ilerisine gidemeyebilirim. Şimdi bu tarz sistemlerde arkadaşlar in memory data store yaratırken ya da MySQL data store yaratırken benim bir config'e ihtiyacım var her zaman. Bu genelde mesela sizin uygulamanızda, mesela Spring uygulamasında bu şey olabilir. Application properties olabilir. Dependency injection'la hemen bunu sistemin giriş noktasından veriyorsunuz. Uygulamanın tamamında bu erişilebilir oluyor. Dolayısıyla burada da onun simülasyonunu yapan bir yapı yapacağız şimdi. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir şey verelim. Biz bir data store yaratacağız değil mi? Bunların MySQL'in nivi olabilir. In memory'nin de nivi olabilir. Bunun için bir şey verirsem yani yine bir contract verirsem orada data store'un factory'si. Yani bir şey yaratacağım. Ama bu nasıl yaratılıyor? Bu arkadaşlar bir fonksiyon alıyor kendine. Bu şöyle diyelim. Configs diyelim şuna. Bu config'in içinde arkadaşlar key value pair'ler var.
Tamam. Bu fonksiyon bunun bir de dönüş tipi var tabii. Dışarıya dönüş tipi var. O da data store error. Şimdi bakın elimde bir kontrat var. Bir config geçiyorsunuz siz. Nihayetinde o da size data store ya da bazı durumlarda error dönüyor. Data store in memory de olabilir, MySQL'de olabilir. Oraya şimdilik karışmıyoruz. Çünkü bu faktörün ana mantığı o. Nihayetinde meyve, ürün, elbise yaratırsın. Ama alt tarafta ne olduğunu faktörünün o creational'ı create eden kısmı kendi içinde bunu saklar. Peki şöyle bir şey yapıyor olsak. New MySQL Data Store. Bu arkadaşlar kendi içinde bir tane şey alsın. String alsın. Değil mi? Ne döndürecek bu? Döndürecek şey data store ya da error. Öncelikli olarak burada ne diyelim? Sanki hani key value alıyoruz. Normalde bunu çok daha düzgün bir veri yapısı yapabilirdim. Yapsam mı? Şimdilik yapmayayım. Yani ona kastamıyorum daha. Burada arkadaşlar bana bir tane database'in URL'i lazım. URL. Bu URL'e ne diyelim? Conf olsun. URL olsun. Şöyle bir şey verelim. Tamam. Daha sonradan da hani biz şeyi kullanıyorduk ya, MySQL'i kullanıyorduk ya, yine bu import ettiğimiz SQL'den open deyip buraya ilk önce bir driver adı verebiliriz. MySQL'i kullanacağım diyorum. Akabinde de URL'i vereceğim. Şimdi şuradaki tabii driver'ı import etmemiz lazım bizim. Onun şeyine bakmam lazım. Hangi driver, hani hangi MySQL'i kullanıyorsa da bunu vermek zorunda. pickup.com şunu vermek zorundayım. Çünkü diğer türlü aslında bunun da arka tarafında öyle bir faktöre benzer bir yapı var. Driver'ı veriyorsun. Sana ona göre data store'unu yaratabiliyor. Öyle bir güzelliği var. Handle, error handle yapalım. Şöyle. Nihayetinde şurada bana verdiği şey DB. Evet. Dönüş tipi olarak da ne diyeceğim? MySQL Data Store, Fill All Fields. URL kısmında ne vardı? Zaten yukarıda bulmuştuk. DB kısmında da DB var. Son olarak da arkadaşlar şuraya hata olmayan geçelim. Neyine kızıyor onun? Heh, şunu. Pointer receiver olduğu için adresine geçmek zorunda. Şimdi bu artık MySQL data store'un nasıl nivlendiğini biliyorum. Ha, daha işim bitmedi ama. Şimdi diğer kısmına geçiyorum. Nib in memory data store. Ha. Şimdi bu yine config conf demişiz. Tamam. Burada da aynı şekilde diyelim. Conf. Elimde key value değerler var. Data store error. Peki bu nasıl bir şey yapıyor olacak arkadaşlar? Bu da şöyle bir şey yapıyor olacak. Return dedim mesela. In memory data store. Fill all fields. Şimdi bunun şu ilk field'ın ne olduğu önemli değil. Şimdilik. Ama nihayetinde bakın da şurada users'ta bana bazı veriler lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Mesela bir numaralı ID'nin sahibi Ahmet olsun. Diğeri de iki numaralı verinin sahibi de pardon yanlış yaptım arkadaşlar. Bir numaralı verinin ID'ye sahip olan eleman Ahmet. İkiye sahip olan da Mehmet. Tamam. Artık elimde new MySQL data store, new in-memory data store var. Dependency injection olarak conf'u geçiyoruz. Şu anda şeye kadar geldik.
Sen eğer new in-memory data store'u diyecek olarak kullanmak istediğin zaman buraya nelerin geçirmesi gerektiğini bilmek zorundaydın kendin. Aynı şekilde bunu sen yaratsaydın direkt olarak yine bunu internal'larını bilmek zorundaydı. Dolayısıyla bir adım daha ileriye gidelim. Henüz şeye gelemedik. Faktörün asıl mantığını kullanmaya gelemedik. Şimdi arkadaşlar, burada diyelim ki iki tane yaratma şekli var, değil mi? Ben buna şey diyeyim, factories diyeyim şimdilik. Daha sonradan buraya bir tane map yaratacağım. Tabii bu map'in ne olduğunu biliyorum. Map'in burada bir adı var. Bir de karşı tarafta arkadaşlar data store factories'i var. Bakın, yukarıda bir data store factory yaratmıştım. Şu metot imzası şu ikisiyle uyuşuyor. Bu ikisiyle uyuşuyor. Dolayısıyla şimdi onun bir mapini yaptım. Çünkü onları bir an önce sisteme kaydetmek istiyorum. Geldim. Ne diyelim? Add diyelim arkadaşlar. Bu add'in içinde şey olsun. Ne olsun? Sisteme dahil edeceğim. Name, string. Bir de factory diyelim. Şurada data store factory. Tamam. Şimdi burada ne yapacağım? Elimde var olan yukarıdaki factories de varsa yoksa ekleyeceğim, değil mi? Factories. Bunun içinde neyi alıyorum? Name'i alıyorum. F diyeyim. Okay diyeyim. If okay eğer burada yoksa factories'in name'ine factory eşitliyorum şöyle. Şuna ihtiyacım var mı? Buna ihtiyacım yok aslında. Bu arkadaşlar var olan şeyi elimde hangi bir şey yaratacağım ama MySQL mi, in-memory mi bunları başta eklemem gerekiyor. Niye? Çünkü sonsuz ekleyemem değil mi? Elimde hangi imkanlar varsa sadece onları eklemem gerekiyor. Şimdi burada aslında şeyde main metodunda bunları ekliyor olacağız. Şöyle main de her şeyden önce şuraya ekliyor olacağız. Mesela diyeceğim ki in memory şuraya in memory data store diyeceğim mesela. Ya da new in memory data store şunu diyeceğim. Yeri gelecek mesela burada diyeceğim ki MySQL buraya da new MySQL data store bunları vereceğim. Şimdi bunları ekledikten sonra artık sistem şeyi anlıyor. Bende bir in memory var, bir de MySQL var. Şimdi arkadaşlar asıl şeye geliyoruz. Create data store'a geliyoruz. Fonksiyonumuza. Create data store. Şimdi data store yaratırken arkadaşlar ben yine dependency injection yine bir tane konfigürasyon vereceğim. Map string yine string. Evet. String vereceğim. Peki bu create herhangi bir şey yaratacak mı? Tabii ki de yaratacak. Data store error. Tamam. Biz burada ne yapıyor olacağız? İlk önce bir ona bakmamız lazım. Bir kere burada bir şeyi almamız lazım. Şu map'in içinde yine bir yerlerde. Burada bir driver olacak. Driver. Conf'ın içinden arkadaşlar. Driver'ı aldım. Bir driver'ım olacak. Yani driver'ı eleman set etmiş mi, etmemiş mi falan o kısımlara falan girmeyeceğim şimdi. Burada factories'in içinde arkadaşlar driver. Evet. Bu bana ne dönüyor aslında? Data source factory'ye dönüyor değil mi? F diyelim şuna. Okay diyelim. Bir kere burada eğer okay değilse hata dönmem lazım. Return nil Mete invalid driver yüzde s şuna driver. Tamam. Bunun sonunda ne yapacağız peki?
Bakın arkadaşlar, burada yaptığım şey şu. MySQL ve InMemory diye iki tane verisi yapısı yaptım. Bir tanesi InMemory Database'in işlerini yapmak için, ötekisi de MySQL'in işlerini yapması için. Daha sonra da bunların kendi constructor'larını ya da nasıl yaratıyorsa yaratıcı metotlarını yazdım. İki tane. Bakın bunların imzası hep aynı ama değişmiyor. Daha sonra da create data store yaptım. Bu yine konfigürasyondan şeyi alıyor. Neyse işte alacağı parametreyi alıyor. Ondan sonra bu driver'a göre gidiyor. Asıl yukarıdaki neyse şu ya da diğeri neyse onun içine config'i geçiyor. Peki bu ne demek Hüseyin? Bu şu demek. Bakın burada metot gibi bir şey geçiyorum ya. Aslında bu metodun kendisi bu metoda yani f. Mesela f buna ya da buna tekabül ediyor. Bunlar metot. Konfigürasyonu geçiyorum. Bakın bu new'lerin bir tanesine bakayım. Bak burada config var. Bu config'i buraya geçiyorum gibi. Bunun gibi bir işlem yapıyorum. Peki bunun kullanımını nasıl yapacağız? Main metodunda mesela eklemiştik. İsterseniz şurada bir tane şey yapalım. Şurada. Create data store. Buraya ne verecektim ben? Config verecektim değil mi? Config şöyle vereyim. Mesela driver'ı in-memory. Başka bir şey var mı? Başka bir şey vermeme gerek yok. Şunu verdim. Bir değişkeni atayalım bunu. Error'u şimdilik bir şey yazmıyorum. Store üzerinde. Bakın gördünüz mü? Find by ID. 1 diyeyim şuna. Şurada da bunu yazdım. Bound print username. Çalıştıralım. Bakın şurada arkadaşlar Ahmet diye yazıyor. Ya da şöyle yapalım. 1 değil de 2 yapalım. Ve Mehmet var. 3 yapalım. Bu sefer hataya düşecek. Hatayı bastırmadık. Nil yapacak. Evet, hatayı bastırmadık. Orada nil yaptı. Peki şeyi nasıl yapacaktı? Bu mesela bir bu sefer şey desem driver'ını in memory değil de şey versem MySQL. Bu sefer URL'i de vermeliyim. Peki URL'in tipini nasıl yazabiliriz? URL bu driver'da mesela root şöyle bir şifresi olsa localhost'a bağlansa database'de users dese mesela. Böyle bir şey. Tabi bağlanamayacak da en azından şeyi görmüş oluruz. Evet, tamam. Error'ü bastırmadığımız için orada şey çıkıyor, problem çıkıyor. Şöyle bir şekilde. Şunlara şimdilik ilgilenmiyorum. Ha, pardon. Şurada daha bitiyor arkadaşlar. Burada daha bitiyor çünkü hani bu kendisi error ya. Hani burayı biraz daha şey yapsaydım keşke. Şöyle yapayım arkadaşlar. Log.fatal fatal diyeyim şuraya. Error. Hata varsa direkt fatallasın. Log fatal. Şimdi error diyeyim. Neyse onu yaptım. Tamam. Biraz daha ileri gidelim. Selam arkadaşlar bu arada yeni gelenleriniz. Biraz daha ileri gidelim. Docker, MySQL. Şöyle yaparsam eğer direkt olarak MySQL çalışacak. Böyle. Sen MySQL demeyeyim de şuna factory diyeyim. MySQL root password'ına ne vermiştik? Bakalım. Şunu vermiştik.
Şöyle. Database ile users. Yok, pardon. MySQL. Latest olsun ya da 8 olsun. Biraz diyelim. Root password'ı ona verdik. Bir de buna şey vereceğiz arkadaşlar. Pardon. Bir de buna bir SQL script'i verelim. İçinde önceden users tablo şey database'ine tablosuna kayıt atsın. 5 tane. Öldü. Süper Tuna'nın dediğini tam olarak şey yapamadım ama tahmin yürütüyorum. Normalde TDD dediğin zaman gerçek bir Postgre database ile takılmaman lazım. Onu söyleyeyim. Gerçek Postgre ile takılıyorsan o zaman o biraz integration testine giriyor. Yani integration testinden bahsediyorsan, yani unit integration testinden bahsediyorsan o zaman da bilmiyorum, bakmak lazım. Yani bazen normalde save dediğin zaman orada bir şey döndürmek istemeyebilir. Elindeki objeyi save dediğin zaman o obje aslında önceleniyor bir nevi. Elindeki objeyi döndürebilir. Şimdi bakın böyle Docker PS diyelim. Burada bir şey var. Şöyle lazy Docker diyelim. Factory show. Buraya stop muymuş? Kapatalım. Docker exec xd item show. 5 yokmuş. Mesaj diyelim. Şöyle. Heh, tamam. MySQL eksi o root eksi p şifreye ne demiştik? Şunu demiştik. Şu an veri tabanındayız. Şöyle. Show DBS. Mongo ile kafa karıştı. Database. Tamam. Default database'ini MySQL olarak set ediyor. Onu değiştirtebiliyoruz ama sorun değil. Şimdi burada bir şey daha yapmak istiyorum. Init SQL'ini vermek istiyorum burada. Init de ya da şu. Varlib MySQL. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şurada bir tane şey açayım. MySQL açayım şöyle. Create database users. Değil mi? Sonra create table users diyelim. Ama kim uğraşacak? MySQL create şu olsun. Create table users. Şunu sileyim. O kadar şey olmayacak tabii. User
Şöyle dursun. Bir de ID vardı. ID'yi şey yapmadım. Neyse ID auto increment falan uğraşmayacağım şimdi onu. Bir database yarattı. Daha sonradan tablo yarattı. Akabinde into users values direkt values şeyi vereceğim yani. Auto increment yok. Şurada şey diyelim. ID ID MySQL table column auto not null auto increment. Tamam. Güzel. Integer not null auto increment. Burada da var char. Şöyle. Birincisinin herhangi bir value vermeyeceğim ama o zaman şurayı set etmem lazım. Username diyeceğim. Values kısmında da birincisine Ahmet diyeceğim. Ben bu kadar konuşmayayım. Ha, table name'den sonra veriyoruz. Table name. Tamam, doğru yapmışım. Ne sıkıntı var? Table name. Ha, galiba bu diyalekle alakalı yine. Ha, bu sefer de Mehmet diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bunu alacağım. Şöyle diyeceğim. Herhangi bir tane doldura. Bende vardı şöyle bir docker diye bir şey. Burada yok. Yaratalım o zaman. Take Docker take MySQL take volumes. Burada bir tane vi users.sql diye bir dosya açıyorum. Böyle yapıştırıyorum. Bu şu anki path'i alıyorum burada. Şimdi şu vardı ya, bunu bir kere uçuruyorum. Rm-p deyip 0.7 uçurdum. Docker run. Şuraya eksi, pardon, dedim şuraya. Eksi v ile şunun olduğu yer var. Lib MySQL. Artık benim script buraya otomatik olarak geçmiş olacak. Neredesin? Varlık MySQL. Tamam. Tamam. Çalıştı gitsin. Şey, eksi D ile yapmayalım da çıktısın. Ha, aynı adlar var, yapamazsın falan değil. Çıkarttım. Bizim. Ha. Galiba şey yapmışım ya, orada kalan bir şey var.
Bunlardan hangi? Okay. Şimdi olması gerekiyor gibi sanki. Trick var ama kaçırıyorum onu. Şuraya girecek de yanlış yere aldım. Storage değil de şurası. Docker. Tamamdır. Tabii. Reddettikten sonra bir şey yapmamız. Evet. Otomatik yapıyordur diye düşündüm ama. Incorrect table definition. Docker system prune kullanılmayan volume. Evet, system prune'u kullanıyordum. Volume'u şey yaptığını hatırlayamadım. MySQL table colon bu şöyle tools past year diyelim. Primary key demeye gerek var mı? Geçir. Not auto increment. Bizdeki ne? ID. Şunu yemedik galiba. Tamam, şu an okey. Docker PS, Docker exec, exec. Şunu alalım şöyle. Users. Tables. Tamam. Select. Tamam. Ahmet Mehmet şu anda var. Şeye bakalım bir daha. Şimdi lokal üzerine
Dışarıya expose etmiş miyim? Ona da bakayım. Dışarıya expose etmedim tabii ki. Bir daha kapatıyorum şimdi. Copies. Şimdi bir daha şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bir tek ekle 3306'ya 3306'ya göndereyim ki hani şeyle uğraşmayayım. O porttan çalışsın. Peki kodumuzu şimdi çalıştırsak olur mu? Root şifresi bu. Users database'i. Query atarken de şey atıyor. Select username from users. Tamam, bir deneyelim. Kaçta ID'si? 1. Yok. İyi. Bir değil. Bakalım. Ha, evet. Şimdi scan
çıkartamadı. Böyle bir Haydi'ye kızdım. Tamam. Bunları koydu. Ha, bu doğruymuş aslında. Bizde niye almadı onu? Ha. Bak şimdi ya. Şu doğru. Ha, burada aynı zamanda ID'yi almam lazım. O zaman bunu ikili şeye yapmam lazım. Tamam. Bu sefer buraya iki tane verdim. Birincisi ID, ikincisi username. Çünkü iki tane field dönecek. Ve buraya var ID and 64 diyelim şöyle. Ne kızı? Declared. Ha, çünkü var o. Şurada var. User ID diyelim. User ID. Hatanın içinde. Tan için bir şey yok. Okey. Ne kızıyor? Dönüyormuş. Tamam. Row scan. Next falan da yok. Direkt row scan diyor. Row scan ne yapıyor? Error döndürüyor. Bir defa. Fark edeceğini zannetmiyorum ama. Database SQL tamam şimdi.
Mantıklı query gibi gözük. Öyle mi? Son olarak aldım bunu ya. Şaka gibi. Öyle bir şey de varmış. Select p nokta sp verb. Nokta diyor. Ya da şey diyor. Named ID'ye user ID. Ben. Başka bir does not support the use of name parameter. Bunu kim kullanıyor? İstek girmiş. I don't want to edit. Böyle bir şey yok. Başka ne örnek var? Burada. Geldik buraya. Değişik sıraydı. Şeyin severim. Bunu biz de yaptık. Yemiyor mu? Ver mi demedik? Yo dedi. Yani bunu biz de yaptık. Çoktan yemiyor. ID debug edelim. Belki onda bir ID 1 de doğru. Tabii gecenin o saatinde yapınca olacağı budur. O soru işaretini çoktan yaptık da. Soru işaretini çoktan yapmıştık. Ben burada error'ı bastırıyormuşum. O yüzden öyle. Burada Ahmet'i bastırıyor. Tamam, yani şöyle bir kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar, yapmaya çalıştığımız şey şuydu. Aslında şurada structured'dan göstereyim size daha şey olsun. Zoom olmuyor. Şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce nihayetinde neyi yaratmaya çalışıyoruz ona bakıyoruz. En genel anlamda. Bir data store yaratmaya çalışıyoruz. Bu data store nedir? Bana birkaç özelliğini söyler misin? Dediğinde. İçinde find username id diye bir tane metodu var. Tamamlıyoruz. Sonra buna benzeyen şeylerle geliyoruz. Ne mesela? MySQL'in data source'u. In-memory'nin data source'u. Bakın bunların parametreleri farklı farklı olabilir. Hiç önemli değil. Ben bunların ne aldığıyla ilgilenmiyorum şu anda. Ama baktığınız zaman ikisinin de bir tane find username diye bir metodu var. Tamam. Yani benim
Böyle ki data store'un içindeki fonksiyonun koşulunu sağlıyor. Daha sonra da faktör kısmına geçiyoruz. Faktörü gibi bir şeye niye ihtiyacımız var? Çünkü bunların bir NIR metoduyla data store yaratma olayı var. Ama ben bunları direkt olarak kullanmak istemiyorum. Data store faktörün üzerinde kullanmak. Şuradaki configs kafanızı karıştırmasın. Bu bir nevi arkadaşlar konfigürasyonu bu faktörüye geçmek için kullandığımız bir şey. Bunlar bir in-memory statik bir liste döndürüyor. Key value pair. MySQL'de de direkt olarak database'e bağlanıyor. Faktörlerin ikisini de initialize ediyor. Şu add metoduyla main'de in-memory ve MySQL'i initialize ediyor. Kullanırken de arkadaşlar MySQL ve in-memory diye muhatap olmuyorum. Bu kısım önemli. Create data source deyip map veriyorum. Ona göre hangisini yaratacağını kendi biliyor. Ve üzerinden file üzerine çağırıyorum. Yaptığım şey buydu aslında. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani örneği olabildiğince günlük hayatta karşımıza çıkabilecek yerden bulmaya çalıştım. Bu da data store'u yaratma kısmıydı. Şeylere bakayım. Bakayım eğer. Şöyle Go ile geliştirme yapıyorum. Repository testlerini Go'da nasıl yazabiliriz? Şimdi burada iki yöntem izleyebilirsiniz arkadaşlar. Repository testlerini yazarken bir repository mesela elinde ne var? Product repository diye bir şey var değil mi? Şimdi Go'da duck typing çok kolay yapıldığı için repository içinde diyelim ki save diye bir metodunuz var. Bu save metodunu simüle edebilirsiniz. Yani bir fake repository açarsınız. Fake product repository diye bir struct yarattığını düşün. Daha sonradan bunun içine bir tane save metodunu receiver function'ında yaptığını düşün. Dolayısıyla uygulamanın normal ayağa kalkarken product repository'sini kime geçiyordun? Mesela product servisine geçiyordun ya. Bu sefer product servisinin içine fake product repository'yi geçip yani normal product repository değil de senin yazdığın fake repository kullandırmasını sağlayabilirsin. Bu birinci şey seçenek. İkincisi de arkadaşlar her şeyi interface yapabilirsiniz. Mesela product repository'nin bir interface'i var. İçinde metotları var. Sonrasında bunu implement ediyorsun. Mockery denen bir kütüphane var arkadaşlar. Mockery diye yazılıyor. Bu Mockery'yi kullanarak product repository interface'ini yani yola çıkarak interface'i arkadaşlar kullanarak sizin için mock'ları yaratıyor. Dolayısıyla unit test yazarken direkt olarak o mock'ları kullanabilirsiniz. Çünkü Go'da mock kullanıyorsanız eğer onun en maliyetli kısmı o mock'ları yazmak sıfırdan. Ama Mockery'yi kullanırsan eğer elinde interface varsa o klasörün altında hepsini tarıyor. Sizin için bütün mockları yaratıyor. Siz de bu mock'u kullanın. Seçin. Arkadaşlar. O bulunduğu klasörün altındaki bütün şeyleri tarıyor ve bakın CMD ve paketin altında var. Bak burada senin için bütün mock şeyi mockladı. Bak stack tracer içinde mock var. Altta da böyle bir sürü cold, arcs gibi şeyler var. Yani onu normalde manuel S yazman gerekiyordu ama bununla otomatik olarak yaratabiliyorsun. Bakın burada Mockery'i kullanmak için şu interface olayına girmen lazım. Diğer türlü zor. Spring Boot Security ile ilgili arkadaşlar onu pek emin değilim çünkü Hibernate'e başlayacağız. Önümüzdeki hafta. Dolayısıyla Hibernate'den sonra belki olabilir. Rainbow Security.
Yeni bu arada anlatacaklarım kadar sorularınız varsa cevaplayabilirim. Onun haricinde başka göstereceğim bir şey yok. Cins hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bir ara yazdım 2-3 sene. Yani çok kolay proje çıkartabiliyorsunuz. Bence güzel. Yani JavaScript'in en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi o. Özellikle JSON al ver yapıyorsan mesela Go'da struct'tan JSON'a çevir falan. Java'da serialize deserialize yaparken JavaScript'te, Node.js'te bu verilerle çalışmak çok daha rahat. Projeyi hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. O zamanlar çok fazla kütüphane vardı. Her işi yapabiliyordunuz. Komünitesi de geniş bence. Sevdiğim dillerden bir tanesi. Türkiye'de Node.js pek fazla kullandı mı bilmiyorum açıkçası. Ama yurt dışında da genelde görüyorum Node.js. Nihayetinde JavaScript yani. Hani popülaritesinin o kadar azalacağını falan düşünmüyorum. Ama yine de bakmak lazım. Rica ederim. Sırayla bütün diller gelir herhalde. JVM tabanlı dilleri seviyorum arkadaşlar. Clojure'u direkt olarak prod'da falan kullanmadım ama şeyi var. Özellikle functional programlama tarzı yapıyorsanız, geliştirme seviyorsanız Clojure gayet şey kullanışlı şık bir dil. Ama dediğim gibi production'da falan hiç şey yapmadım, kullanmadım. JVM dili olduğundan dolayı önerebilirim. Yani. Memory yönetimi falan iyi. Single thread işi bozuyor galiba. Ya single thread olunca kafa rahat oluyor aslında bence. Pek bir dezavantaj görmüyorum. Hatta single thread ama bazı tool'lar vardı benim hatırladığım. PM2 falan vardı. Böyle birden fazla proses, yani bir node uygulamasını birden fazla prosese dağıtabiliyordun. Hatta güzel bir arayüzü falan da vardı. PM2 node şu. npm install PM2. Şurada mıydı? Evet bakın bak böyle şöyle arayüzler falan veriyor size. PM2 monit diyorsun. Hangisinin ne kadar memory, CPU falan harcadığını falan gösteriyor. Hatta bak mikroservis işine de girmişler. Yani single thread olsa da yine distributed çalıştırma imkanınız var yani. O Node.js'teki işte event loop mekanizmasını bilmeniz gerekiyor. Şu mantığı bildikten sonra Node.js'te yine şeyleri falan kullanabiliyorsunuz.
Async kütüphaneli, async await, yani JavaScript olduğu için. Tamamdır arkadaşlar. Başka soru yok diye tahmin ediyorum. Yine olursa da şeye, Discord kanalına yazabilirsiniz. Ya da şeyden, kitaptan falan da yazabilirsiniz. Discord kanalını da şöyle yapınca geliyor olması lazım. Heh, geliyor. Yani Discord'da da chatten erişebilirsiniz. Soru olunca da orada sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.